Oğlum onu oraya getirin lan. Ne biçim adamlarsınız ya. Merhaba. Merhaba, iyi bayramlar. Oğlum bayram oldu mu ya? Bir bayramınızı kutlayayım dedim. Daha 5-6 gün yok mu ya bayram? Erken bir kutluyoruz ya. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Hem spor yapan bir insan olarak hem genç el değmemiş biri olarak. İlk önce ben kutlayayım dedi. Tabii ya bayram, ben şimdi tabii hep bayram deyince benim aklım dini bayramlara gidiyor. En büyük bayramlar bu bayram değil mi? Evet. Nasılsınız Allah aşkına? Kutlu olsun, mutlu olsun. İki genç olarak biri el değmemiş, biri kebapçı bir beyefendi olarak ben bir kutlayayım istedim. Nasılsınız acaba? Çok merak ediyorum. Boşanma acaba çok kısa sürede gündeminizi teşkil edecek mi? Bayramdan sonra biraz hızlı bir şekilde bunu sormak istedim. Yok, ben zaten size onu bir önceki konuşmamızda iletmiştim Duygu Hanım. Yani bizim zaten Allah'ın önünde biz boşandık yani. Bizim olayımız bitmiştir yani. O yüzden yani sizin kafanızda hiç öyle bir şey kalmasın. Yani ben zaten çok yakın bir süre içerisinde evi de ayıracağım yani. Onun için öyle bir sıkıntından ben sizi... Hoş olmuyor yani böyle şeyler. Lütfen sizden rica ediyorum ben. Allah'ım yarabbim mutlaka kabul etmiştir kendi katında ama hani kanunlar, evli bir beyle görüşmenin getirdiği suçluluk hissi, vicdan azabı. Ben bunları yaşamak istemiyorum. Siz aynı evde, ben orayı anlayamadım. Hayır. Aynı... Öyle şey olur mu ya? Ya ben o benim zaten resmi nikahlı karım değildi yani. Ben de en başından bu işe girdiğimde zaten o benim yani son çocuk olduktan sonra işte 4. çocuk olduktan sonra ben onun nikahımı aldım. Zaten aile yani öyle bir şey nikahı o yani. Olsun diye yaptık. Çocukların nüfuslarıyla, cüzdanlarıyla ilgili bir şeydi o ama biz onları hallettik yani. Sizden çok rica ediyorum Duygu Hanım, bu bizim aramızdaki bu nadide ilişkiye bir şey getirmesin, zarar getirmesin yani. Evet, nadide ilişkimizi ben bir çiçek gibi besleyip büyütmek istiyorum ama kafa o kadar karışık ki anlatamam. Allah katında ayrılmak ama normal boşanma yaşamamak, 4. çocuktan sonra nüfus cüzdan çok karıştı. Ve siz beraber oturuyorum dediniz, ben orada koptum zaten. Yok ben sizi kopartacak en ufak bir şey yapmam. Benim size saygım sonsuz. Zaten ben de onu diyordum. İlişkimizi artık bir üst boyuta getirmenin zamanı geldi diye düşünüyorum ben Duygu Hanım. Ben şimdi size içeride sizin o çok bahsettiğiniz kanola yağını buldum ben. Kanola yağı buldum. Ve kanola yağını buldunuz. Hiç öyle bir şeyden bahsetmedim. Ben kinoa yiyorum günde bir öğün. Çünkü tok tutuyor. Bol lifli. Üstelik diyet yapmaya da kanola yağıyla hiç alakam yok. Kanola yağını yemeklerde kullanmayınız lütfen. Ben de kanola yağlı kavurmalı size kavurma 19'u yaptım, onu getirecektim ama demek kanola yağı siz kullanmıyorsunuz öyle mi? Bayağı yağ oranı gerçekten kolesterol bombası bir şey yapmışsınız. Kimseye vermeyin onu. Damar sertliği, tıkanıklığı her şey yapar maazallah. Ben şunu bir arkadaşlara yazdırayım. Bunu bir şey neydi onun adı? Neydir? Kastamonu, İzmir, Niğde, evet. Ordu, Ankara. Yazıyor musun oğlum? Kastamonu, İzmir, Niğde, Ordu, Ankara mı? Evet. Kastamonu, İzmir, Niğde, Ordu, Ankara. Google'a yazsanız oradan da çıkar. Marketlerde paket paket satılıyor. Yok, onu yazamıyorum ama... ben. Şeyle, telefonla iletiştiğimiz... yazdın mı oğlum? Ondan alacaksın. Allah, ondan evet. Alacak. tamam. Hadi bak, kaç kişi yaşıyorsunuz bulunduğunuz evde? Oradan gidelim, ben anlamaya çalışayım. Evde biz... adam başı, hani siz sayıyorsunuz ya... Yani büyük baş hayvan, küçük baş hayvan eti yaptınız. Estağfurullah. Böyle bir hayvanlarımızla birlikte yaşamıyoruz yaşıyor. Artık yani. Onu bitirdik artık. Hayvanlarla birlikte yaşama şehri hayatımızda mümkün olmuyor tabii yani. Gerçi bizim bir kız bir kedi istiyordu eve ama yani onu da şey yapamadık yani, alamadık. Evde çok boğazımız var. Şimdi siz var. Çocuklarınız 7 evet. Tane, Allah bağışlasın. Evet. bu da beni düşündürüyor tabii gelecek evet. Açısından onlara. Şey yapılması, yani onlar bizim sorunumuz değil. Yani. Onlar bizim sorunumuz değil yani. Düşündürüyor da. İşte o çocukların anası var. O
çocuklarla birlikte onlar da aynı evdeler. Benim tabii annem, benim dayımla birlikte annem var. Arada bir teyzem de ziyarete geliyor. O öyle bir ilişki, ev hayatı. Evet, bu zannediyorum aile apartmanı. Yok, bu bir apartman değil. Yani bu bir ev. Bu bir ev. Biz aynı evin içerisinde yaşıyoruz. Büyük ama kocaman bir ev. İşte dediğim gibi mesela bazen ben dükkanı zararla kapatıyorum, eve pide götüreceğim diye yani. Yani güzel bir ev, bahçesi de var, gayet güzel. Çocukların koşturabilecekleri, oynayabilecekleri bir bahçeleri var. Ve çok şimdi güzel, çok güzel. En büyük oğlan şimdi bir askerlik yaşıyor tabii ama yani... Ay, ne güzel, ne güzel. Yedi çocuk siz... Bu nasıl oluyor şimdi? Ben kendimi bir adım geriye almak istedim. Bu nasıl oluyor gerçekten? Yani evde bir hanım var. Ya bu konuşmaları sizle yapmak benim aile terbiyeme, benim karakterime, kişiliğime, personality'ime hiçbir şekilde uymuyor. Acaba siz Allah katı dışında resmi olarak da boşandıktan sonra bu konuşmalar, çünkü hayalimdeki George Clooney'siniz ama et ve bu evdeki hanım dışında bilmiyorum nasıl yapacağız bunları. Ben şimdi o ismi de yazdırıyorum, ona da baktıracağım. George ne dediniz? George Clooney. Clooney. George Clooney yaz onu bana. Şimdi tabii bu evdeki kadınla ilgili bizim şeyimiz yok yani. Yani nasıl anlatayım ben size bunu? Zaten şu an ben kebapçıdayım. Yani onun için bunu çok büyük bir şey haline getirmenin de bir şey yoktur yani. Rica ederim Allah aşkınıza. Onun için yani benim şimdi en büyük amaçlarımdan bir tanesi, ben şimdi bu kino 19'u yaptıracağım zaten. Kavurma 19'u geçiyorum, kino. Evet, evet, kino. Evet. Gerçekten çok romantik. Yani benim için böyle bir şeye girişmeniz çok güzel ama hani daha romantik hareketler bekliyorum. Resmi olarak boşanmak gibi ve o 7-8 kişilik evden ne bileyim kendi yuvamızı kurmak üzere bir yola çıkmak gibi. Benim vallahi tabii kafamda romantik şeyler var. Yok değil yani, açıkça söylemek gerekirse. Şimdi bu pidenin üzerine bir küçük böyle bir ateş yakmayı düşünüyorum. Yani bir üstüne küçük bir mum koymayı düşünüyorum. Böyle bir takım incelikler sahibiyimdir zaten. Ayrıca burada bahçedeki bitkileri yoldururken arkadaşlara çok güzel bir takım bitkiler buldum. Onlara da böyle bir demet... Bitki mi yoldurdunuz? Bir de bitki yoldurma... O güzelim yok çiçek ya. Falan mı? Nasıl yol mu? Tamam, hayvanlar meselesini anlıyorum. Yani insanlar et yiyorlar ama bitkileri yoldurmak... Hayır, şimdi burada güzel görünmüyordu. Beton dökecektik oraya da, o yüzden şey oldu. Dedim ya bunlar yazık, ölmesinler burada dedim yani. Ben bunları Duygu Hanım'a götürürüm dedim hem yani. Ne zaman şey yapıyorum ben, geliyorum yani Duygu Hanım. Onu bir şey yapabilirsek eğer. Resmi olarak boşanma ilanınızı alıp beton döktürdüğünüz yerlere ne bileyim sebze olsun, domates olsun böyle şeyler ekerseniz hem restoranda da kullanılır. Niçin beton? Niçin hala hanımla aynı evde yaşamak algılayamıyorum. Duygu Hanım bakın şimdi tekrar ediyorum. Ben canı gönülden sizin et yemediğiniz için bu duruma geldiğinizi düşünüyorum. Yani duygularınız böyle bir şelale gibi olmuş. Onun için sizden rica ediyorum. Yani ben çok yani... Bakın hayatımızdaki kuşkonmaz bizim için çok değerli bir sebze. Lütfen bunları unutmayalım. Her sabah domates salatası bizim için çok önemli bir sebze. Lütfen. Lütfen hayvanlara eziyet etmeyelim. Lütfen. Ben de seviyorum. Hayvanlara ben de sebze seviyorum. Evet. Aşk değil mi o ya? Ha? Bilmenize biliyorum şaşırdım gerçekten. Aa, lütfen, lütfen. Bizi de boş zannetmeyin Duygu Hanım. Rica ediyorum sizden. Ben lütfen açığım her türlü. Ben de öyle. Bak ben de öyle diyorum ha. Şimdi bu çok teşekkür ederim. Ben ayakları metal olduğu için Duygu Hanım. Şimdi beton olayına bir açıklama getirmek istiyorum. Zannetmeyin ki ben beton seven bir şahısım. Şimdi bu sandalyelerin ayakları toprağa batıyor. Şimdi biz oraları suluyoruz, bir şey yapıyoruz. Geliyor bir beyefendi oturuyor. Acık da kilolu tabii ki bu beyefendi.
böyle bir şey oluyor yani. Ayak batıyor, o ters dönüyor, düşenler oluyor. Ben o yüzden beton döktürüyorum. Yoksa ben evet, de işimi çok severim. İşletmenizin geleceği açısından. Maydanozdur, rokadır. Ben hastasıyım o yeşilliklere yani. Evet. İşletmenizin geleceği açısından hayvanları öldürmek, onlara kıymak, dünyamızın geleceği açısından toprağın üzerine beton dökmek gerçekten çok başarılı, etkileyici hareket. Ama hiç etkilenmedim. Etkilenmeye çalışıyorum, uğraşıyorum. Bu üçüncü görüşmemiz... Herkesin harcı değil yani. Herkesin harcı değil o etkilenmeler. Yalnız ya ben bugün sizi yine... Çok böyle bir şey gördüm ya. İyi gördüm ben yine bugün sizi. Siz nasıl bu kadar iyi bakıyorsunuz ya kendinize Duygu Hanım? Ha? Kuşuk olmaz. Domates tekrar size tavsiye ederim. Arada bir yeseniz hani et dışında. Çok güzel sebzelerimiz, meyvelerimiz. Yok, ben biber yiyorum, domates yiyorum, maydanoz yiyorum. Domates o. Domates. Yiyorum, dereotu yiyorum. Ya fark etmez yani. Tedeke, domates yani. Diyor. Domates olur. Ya hiç ben siz ne diyorsanız o olur ya. Bana ne biçim hitap etmek istiyorsanız öyle olur yani. Ben bir küçük şeyi alsam şimdi siz bana bu hat üzerinden bir adresi gönderebilirseniz. Ben bu pidemi yaptırıp gelmek istiyorum artık size. Çünkü ben sizin bu duygusallığınızı kesinlikle buna bağlıyorum. Yani siz bunlardan uzak kalmışsınız. Kuşkaş istemiyorum. Kuşkaş hiç yok, hani, yiyemem. Size, ya. Evin içine yani, bile kuşkaşı. O kokusu hiçbir şekilde... Ya şey yapmayın, bakın tekrar ediyorum ben ya. Ya sizin en büyük eksiğiniz bu artık et yani, et. Ben bunda kesinlikle artık hemfikirim yani. Bu duygusallık, bu... Remzi Bey, benim en büyük eksiğim bu hayatta tutunacağım bir dal, yola çıkacağım bir bey. Ama o yüzden bu konuşmaları yapıyoruz bir süredir. Fakat hep bir engeller, blokajlar olmuyor yani. Hiç siz bunları dert etmeyin. Ben sizin yanınıza bir geleyim. Biz sizinle böyle bir şey yapalım, böyle bir yiyelim. Mumumuzu üfleyelim. Ha? Neden? Mum olur, üflemek kino. Birinin doğum günü mü? Yok, romantik ortam yaratacağız diye. Ya. Romantik ortamda mumu üflemeye gerek yok. O yanıyor öyle, duruyor. Onu yakarız. Hani ışığı yakarız. Azaltmak için mumu koyuyoruz ama hani üflemeye gerek yok. Artık şey artık, hadi Duygu Hanımcığım rica edeceğim sizden. Şu adresi bana atın. Ben gerekirse bir an önce yanınızdayım. Motokurye arkadaşa bıraktıracağım kendime. Beni yanlış anlamanızı asla istemem. Hayatımın evet. George Clooney'si olarak el değmemiş bir bayanın evli evet. bir beyle görüşmesi benim personalitime uymuyor. Daha önce de söyledim. Evet. Sizin çocuk galiba. ben izninizi istiyorum. Çok öpüyorum. Bu adresi bana bir şey yapabilirseniz. Evet. Haber bekliyorum ben sizden. Kendinize iyi bakınız. Çocuğu öptüm. 7 tane. Bu biri yani bu. Bay bay. Ya Zeynep ya ben kardeşim sen bu ya Allah cezanızı versin sizin ya. Allah cezanızı versin sizin ya. Gitti işte ya. Git al. Bu mu bana alıyorsun ya?